Bize bir p polinomunun sıfırları x eşittir eksi 4, x eşittir 3, x eşittir 1 bölü 8'dir diyorlar ve buna göre p'nin ifadesi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye de soruyorlar. Her zaman olduğu gibi hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. px'in sıfırlarının bunlar olması, x bu değerleri aldığında px'in 0'a eşit olması anlamına gelir. Demek istediğim p eksi 4, p 3 ve p 1 bölü 8 0'a eşit olacak. Seçeneklere geçmeden bunun doğru olmasını sağlayacak bir polinom yazmaya çalışacağım. Evet, bunun doğru olması için polinomu x bu değerleri aldığında terimlerin sıfır olacağı terimler çarpımı olarak yazmamız gerekir. Bana x eksi 4'e eşit olduğunda sıfıra eşit olacak bir ifade söyleyebilir misiniz? x artı 4, evet değil mi? x eksi 4'e eşit olduğunda x artı 4 sıfıra eşit olabilir. Peki ya x 3'e eşit olduğunda sıfıra eşit olacak bir ifade hangisi olabilir? x eksi 3 değil mi? Evet, x 3'e eşitse bu sıfır olur. Sıfırla neyi çarparsak çarpalım sonuçta sıfır olacağına göre polinom da sıfıra eşit olur. Başka bir deyişle p 3'ün sıfıra eşit olacağını evet bunu söylemeye çalışıyorum. Peki, x 1 bölü 8'e eşit olduğunda 0'a eşit olacak bir ifade ne olabilir? Bu da x eksi 1 bölü 8 olabilir, öyle değil mi? Bu arada bu yazdığım ifadeleri herhangi bir sabit sayıyla çarparsak, e, x'in bu değerleri için bu ifadeler gene 0 olacak. Ama özünde aradığımız polinomun buna benzeyen bir polinom olacağını söyleyebiliriz. İsterseniz deneyin. x eksi 4'e eşit olursa bu 0 olur. 0 bunu ve bunu çarpınca sonuç yine 0 olur. Aynı durum x eşittir 3 için de geçerli. x 3'e eşit olursa bu defa bu terim 0 olur ve bunları çarptığımızda da sonuç 0 olacağından polinom 0. A eşit olur ve son olarak x 1 bölü 8'e eşit olduğunda da bu 0 olacaktır. 0'la bunları çarparız ve polinom 0'a eşit olur. Peki seçeneklerden hangisi buna benziyor? Bir bakalım x artı 4 b ve d seçeneklerinde var. C seçeneğinde x eksi 4 var. Bu polinomu sıfır yapacak. x değeri eksi 4 değil, 4 olur öyle değil mi? Evet, x 4'e eşit olursa bu polinomun birinci terimi 0'a eşit olur. Ama bizim için önemli olan eksi 4 olduğu için c'yi eliyorum. Aynı sebeple a'yı da eleyebiliriz. B ve d arasındayız. Bir bakalım şimdi, hangisinde x eksi 3 çarpanı var? Burada var. Burada da var. B ve D seçeneğinin arasında kalmaya devam ediyoruz. Son olarak bir de x 1 bölü 8'e eşit olduğunda bunların hangisinin 0'a eşit olacağına bakmak lazım. Bakalım 1 bölü 8 çarpı 1 bölü 8 1 bölü 64 eder öyle değil mi? Bu 0 değil. x 1 bölü 8'e eşit olduğunda bunlar da 0 olmayacağı için bu seçenekten artık emin değilim. Gelin bunu kontrol edelim x 1 bölü 8'e eşit olduğunda 8 çarpı 1 bölü 8'den 1 ve 1 eksi 1'den de 0 elde ederiz. Harika. Bu noktada bu polinomun bizim az önce yazdığımız polinomdan farklı olduğunu düşünebilirsiniz. Az önce de söylediğim gibi bu terimi herhangi bir sabitle çarptığınızda elde edeceğiniz terimler de bu x değerlerinde 0 olurlar. Demek istediğim bunu alıp 8 ile çarparsak d seçeneğindeki px'i elde ederiz. Bakın bunu 8 ile çarparsak polinomun 0'ı değişmez. Ama bu terim 8x eksi 1 haline gelir. yani buradakinin aynısı.